üçüncü toplamda 12. şampiyonunuza ebeveynlerinizle ilgili neler söylemek istersiniz? Mutluyuz tabii ki de. Çok istediğimiz, bu hedefle başladığımız bir sezonda. Ama biliyorsunuz ki koronavirüs tüm takımları, tüm sporcuları zor durumlar, zor anlar yaşattı. Herkes özveriyle sezon sonuna kadar geldik. Seride 2-0 önde olduğumuz Fenerbahçe ile karşılaşmalarımız, biliyorsunuz, Fenerbahçe'deki koronavirüs vakaları yüzünden maça çıkamadılar ve hükmen mağlup sayıldılar. Biz bunu tabii çok üzücü buluyoruz. Çünkü Fenerbahçe bizim çok rekabet etmekten çok keyif aldığımız, çok saygı duyduğumuz bir kulüp. Çok geçmiş olsun diliyoruz onlara. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı da bu voleybol şöleni de devam ettirebilseydik. Bizim için önemli bir seneydi. Herkes için önemli ve değişik bir seneydi aslında. Mutluyuz tabii ki de. Ama dediğim gibi keşke bu son 3 maçımızı da oynayabilseydik onlarla. Bir erteleme talebi yapamıyoruz. Çünkü Dünya Federasyonu'nun belirlemiş olduğu 25, en geç 25 Nisan'da sezonun bitmesi gerekiyor, biliyorsunuz. Evet, 25 Nisan'da bitmesi. Bizim zaten erteleme isteme gibi bir talebimiz olamıyor. Kurallara bu da aykırı. Biz 3 maçı da 25'ine ertelememiz gerekiyordu. Yani bir günde 3 maç yapamayacağımıza göre zaten hani öyle bir şey de mümkün değil. Ama dediğim gibi aynı şey bize de olmuş olabilirdi. Ve hani bu hepimizin başına gelebilir. Çok şanssız bir dönem. Biz sezon ortasında bu koronavirüse yakalandı neredeyse bütün sporcularımız. Ama Fenerbahçe'nin çok şanssız bir zamana geldi. Bu çok üzücü. Dediğim gibi hani bizi eleştirebilirler ama yani geçen senede mesela lig durdu ve bir şampiyon ilan edilmedi. Lig tescillendi. Biz de o zaman bunu anlayışla karşıladık. Çünkü biz de birinci bitirmiştik. O zaman biz de şampiyonluğumuzu ilan edebilirdik. Ama hani öyle bir şey yok. Biz buna saygı duyduk. Çünkü gerçekten dünyanın çok zorlandığı bir dönem. Çok zor bir şekilde oynandı bu sezon. Herkesin özverisiyle, herkesin duyarlılığıyla. Çok teşekkür ediyoruz. Herkesin ellerine sağlık. İnşallah önümüzdeki sene çok daha iyi şartlarda, bu koronavirüsün olmadığı bir dönem geçirir ve rekabetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Önümüzde bir hedef kaldı, Avrupa'da maç. Evet. Onun için de çok heyecanlıyız. En büyük hedefimiz orayı sağlıklı ve tam kadro gidebilmek. Çünkü biliyorsunuz vakalar her geçen gün artıyor ve biz ne kadar dikkat edersek edelim bir yerden bir kişiye girdi mi herkesi sarabiliyor. En büyük hedefimiz önce oraya sağlıklı bir şekilde gitmek. Tabii ki sonraki hedefimiz de tekrar bu Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını ülkemize getirip gururumuza sizleri de ortak etmek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah. Sağ olun.